Ekranların tartışmasız en çok izlenen tartışma programı Gündemin Nabzı'nda bu hafta da beraberiz efendim. Ve bu programda da 48 haftadır deneyip başaramadığımız bir şey deneyeceğiz. Söz kesmeden, bağırmadan, medeni çerçeve içerisinde tartışmayı deneyeceğiz. Efendim konuklarım Öz Kardeşler Üniversitesi sahibi ve rektörü Doçent Doktor Hayati Özhayman'la. Merhabalar. Gazeteci yazar Cemil Sayarca. İyi akşamlar. Siyaset bilimci Bilal Bayındıran. İyi akşamlar. Ve hukukçu İsmail Küstün. Efendim hoş geldiniz. Efendim bu akşamki konumuz sanat toplum için midir? Sanat sanat için midir? Şimdi İsmail Bey, buyurun sizinle başlayalım. Efendim, öncelikle sanat... Naime Hanım, ben bu şartlar altında programa devam edemeyeceğim. Stüdyoyu terk ediyorum. Bilal Bey, ama her program aynı şey. Bilal Bey gitti. Naime Hanım, İsmail Bey'in sözü bittiyse ben... Ya daha başlamadım efendi, daha başlamadım. Sistematik olarak üzerime geliniyor Naime Hanım. Eşit konuşma hakkı talep ediyorum. Geçen gün benim hanım bizim programı izlemiş elinde kronometreyle. Diğer konuklardan tam 1 dakika 3 saniye daha az konuşmuşum. Biraz tarafsız olun be. Herkese söz vereceğim. Canlı yayındayız. Lütfen biraz sakin olalım. Bilal Bey de gitti. Ha buyurun geldi. Bilal Bey hoş geldiniz. Hayır terk ediyorsunuz. Sonra hemen bir de geri geliyorsunuz. Seyircime saygımdan geldim efendim. Cemil Bey buyurun sizinle devam edelim. Efendim sanat olgusu bazı cahil kesimleri... Bir dakika burada sataşma var. Ne alakası var? Bir dakika burada sataşma var. Milyonların önünde bana cahil dendi. Denmedi efendim. Kesmeyin lütfen. Lütfen sakin olun. Lütfen buyurun. Sanat insan odaklı olduğu için insana dair bir... Hadi oradan! Hadi oradan be! Hadi oradan! Yani burada sanattan anlamayan insanlara hayvan muamelesi yapılıyor ya burada. He. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? İşte yani bu zihniyet yüzünden bu haldeyiz zaten. Hayvan. Bu zihniyet yüzünden. Lütfen. Ben bu şartlarda daha fazla programa devam edemeyeceğim. Stüdyoyu terk ediyorum. Bilal Bey öyle hangi şartlarda? Şey ama yani daha size sıra bile gelmedi. Ortamı germeyin lütfen. Ama Naime Hanım bakın dikkat ediyorum programın başından beri. Siz diğer konuklara tam 3 kere lütfen dediniz. Bana tam 1 kere lütfen dediniz. Biraz adaletli olun, biraz tarafsız olun ya. Lütfen konuyu dağıtmayın, lütfen. Üç, tamam başım. Ne oldu? Hak geçmesin. Hayati Bey size dönelim derken Bilal Bey döndüler. Şimdi saygıdeğer konuklarım, başta da söylediğim gibi lütfen bu akşam saygı çerçevesi içerisinde söz kesmeden, bağırmadan evet, tartışmayı bir deneyelim. Olur mu? Hayati Bey buyurun lütfen, size gelin. Şimdi teşekkür ederim Naime Hanım. Öncelikle biz bu sanatı ele aldığımızda bu... Tarihsel olarak da bu... Sen Amerika'yı savundun. Kim? Sen Amerika'yı savundun sen. Savunmadım efendim. Sen savundun abi. Savunmam. Yalan söylüyorum. Ben halde savunmam. Beni bilemedim. Naime Hanım deminden beri bu ikisi birbiriyle kavga ediyor. Kimse benimle kavga etmiyor. Biraz tarafsız olun ya. Biraz da benimle didişsinler. Kusura bakmayın ama ben bu şartlarda ne programa de, devam edemeyeceğim. Oturabilir misiniz? Stüdyoyu Bilal terk Bey. Ediyorum. Sen namertsin. Sen lütfen, hayır. Bilal Bey. Hayır, şimdi giderim. Kalkarım ben buradan giderim. Öncelikle namert bir adamsın bu konuda. Bir konu doğru değil. Sen edepsizsin. Sen edepsizsin. Edepsizsin. Çift kefsin sen. Ben lütfen dedim mi? Ben lütfen dedim mi demedim mi? Lütfen dediğimi duyuldu mu duyulmadı mı benim lütfen dediğim? Ben lütfen dedim çünkü. Ben lütfen dedim. Evet. İsmail Bey. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Buyurun lütfen. Hiç. Nasıl hiç? İsmail Bey. İsmail Bey. 2 saattir tarafsız olun, söz verin demiyor musunuz? Ben size söz veriyorum. Şimdi lütfen söz sizdeyken konuşur musunuz? Buyurun. Sen? Duygunun başka bir insana geçirilme olayı, yansıtılma olayını... Sana.
Evet yani devam buyurun. Bir insan. Duyguyu ha? Yansıtır. Evet, evet. Onu anladık efendim. Soruya gelebilir miyiz lütfen? Soru neydi? Soru neydi? Öyle mi? Soru mu neydi? Yani şimdi biz iki saattir efendim burada neyi tartışıyoruz? Hadi onu geçtim. Siz iki saattir niçin bağırdığınızı bilmiyor musunuz İsmail Bey? Ben evde izlerken biliyorum ama burada en yanına hatırlayamadım. Lütfen biraz adil olun ama. Demek ki neymiş? Söyleyecek sözün yoksa söz almanın da bir manası yokmuş. Bu nedir efendim? Ya anca bağırıp çağırıyorsunuz. Ekonomi konuşuyoruz. Sen şerefsizsin, sen namussuzsun. Covid konuşuyoruz, sen şuncusun, sen buncusun. Ama herkes bu programda tartışmayı öğrenecek. Yetti artık arkadaş. Ben sıradaki konuma artık dönüyorum. Hayati Bey buyurun, sizin fikirlerinizi alalım. Evet. Hayati Bey. Fikirlerinizi diyor, alabilir miyim? Hayati Bey, bana alabilir miyim fikirlerinizi? Buyurun, lütfen. Fikirlerin ne olursun? Evet, buyurun. Sanat. Hı hı. Sanat. Toplumda. Düşünemiyorum. Anlamadım efendim. Sanat ne olmaz dediniz? Ne? Anlamamış. Sanat. Hı. Toplumdan düşünüyorum. Şimdi Hayati Bey kusura bakmayın sesiniz gelmiyor. Şimdi her zaman yaptığınız gibi karşı görüşteki birine bağırır gibi, hakaret eder gibi lütfen yüksek sesle. Buyurun. Evet. Sana. Toplumla. Bilal Bey, size gelelim. Hazır sizi burada yakalamışken. Dosyaları alıp gitmeyeceksiniz herhalde, değil mi? Gitmeyeceğim. Öyleyse sizin fikirlerinizi alabilir miyiz? Buyurun. Sana diyor. Sanat içindir. Peki şimdi bu bakış açısıyla toplumun kendini sanattan soyutlamasına ne diyeceksiniz? Sanat toplum içindir. Demin sanat içindir dediniz. Çok özür dilerim. Benim bu konuda bir fikrim yok. Gerçekten mi? Yemin ediyorum, Allah belanı versin. Yemin ediyorum şu anda televizyon tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Bir tartışma programında bir beyefendi bilgisi olmadığını ve özür dilediğini söyledi. Ben teşekkür ediyorum size Bilal Bey. Çok teşekkür ediyorum. Benim de bir bilgim yok. İsmail Bey oturun. Cemil Bey, kusura bakmayın sizi de çok dövdük. Aman ihmal ettik. Kusura bakmayın lütfen. Önemi yok. Önemi yok efendim. Şimdi son olarak Hayati Bey'e söyleyeceğiniz karşı bir görüş ya da elle tutulur bir görüşünüz var mı buyurun? Hayati Bey hocam sayılır. Ne diyorsa doğrudur. Bir şey demiyor. Doğrudur. Evet sevgili seyirciler, bağırmadan söz kesmeden saygı çerçevesi içerisinde yine tartışamadık. Yine tartışmayı denediğimiz programımız yine tartışamadan sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımız.